O gece ben sabaha kadar uyuyamadım. Hep duyguyu, yaşadıkları ve annemin anlattıkları doğru ise bundan sonra da yaşanacakları düşündüm. Sonra kendi kendime söz verdim. Her ne olursa olsun onun yanında olacaktım. Bu düşünceler içerisinde uykuya daldım. Rüyamda ormanlık bir alanda tek başıma yürüyorum. Hava karanlık ben ilerliyorum. İlerledikçe kulaklarıma acı dolu sesler geliyor. Birinin yardım çığlıklarını duyuyorum. Sesin geldiği yöne doğru ilerliyorum. Ses ilerideki kara çam ağacının altından geliyor. O çam ağacı diğer ağaçlara oranla daha büyük ve ihtişamlı. Ağacın yanına geldiğimde sesin ağacın diğer tarafından geldiğini fark ediyorum. Dakikalarca ağacın diğer tarafına geçmek için yürüyorum bir türlü sesin geldiği yere ulaşamıyorum. Nihayetinde ses olduğundan daha yakın duyulmaya başlıyor. Adımlarımı yavaşlatıyorum. Sağıma soluma bakarak ilerlemeye başlıyorum. Tam o sırada sol yanımda bana yaklaşık dört adım uzağımda bir kız yere çömelmiş, elleriyle gözlerini kapatmış, ağlıyordu. Yanına gidiyorum. Neyiniz var? Kayıp mı oldunuz diyorum cevap vermiyor. Tekrar yardımcı olabilir miyim size diyorum. Kız yavaşça kafasını kaldırıyor. Bana bakıyor. Aman ya Rabbim. Bu duygu. Hemen onun yanına diz çöküyorum ve Senin ne işin var burada? Kim getirdi seni diyorum. Duygu benim arkamda bir noktaya odak kesiliyor. Ne var orada diye arkamı dönüyorum. Hiçbir şey yok. Sadece zifiri karanlık. Duygu'nun omuzlarından tutup onu kaldırmaya çalışıyorum ama kalkmıyor. Kısık sesle bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Daha rahat duymak için ona yaklaşıyorum. Kulağıma Git buradan. Onlar senin varlığından rahatsız oluyorlar diyor. Kim onlar? dediğim kim diyorum. Duygu, onlar karanlıktakiler. Beni almaya buraya geldiler. Onlar getirdi beni. Git buradan. Yoksa sana zarar verecekler, git diyor. Bir anda Duygu çığlık atmaya başlıyor. Anlamsız yere, boğazı yırtılırcasına bağırmaya başlıyor. Duygu'nun çığlık sesini ormanın derinliklerindeki kahkahalar, gülme sesleri ve anlamsız mırıldanmalar alıyor. Ben Duygu'nun kolundan tutup onu ayağa kaldırıyorum. Koşmaya başlıyoruz. Duygu bana, bırak beni. Beni bir yere götüremezsin. Onlar her yerde. Onlardan kaçış yok diyor. Ama ben aldırış etmeden koşmaya devam ediyorum. Duygunun ses tonu değişiyor. Sana bırak diyorum diyor. O an benim duyguyu tuttuğum elim sanki kızgın bir demir tutmuş gibi yanıyor. Durup duyguya bakıyorum. Allah'ım sen bana yardım et. O elini tuttuğum duygu değil. Şekilsiz, çirkin, ateş kırmızısı gözleri olan, ağzından irin akan, domuz kafalı, siyah bedenli kambur bir varlık. Ben hemen onu bırakıp, kendimi geri itiyorum. Dengemi kaybedip, sırt üstü yere düşüyorum. O varlık benim yüz seviyemi eğilerek, iğrenç, tarifi imkansız bir ses tonu ile ''Enbike, ene, entesappike'' Yani ''O artık bizim'' diyor ve elini benim yüzüme koyuyor. O anki acımı kelimeler ile tarif edemem. Düşünün ki yüzünüzün derisini siz canlı iken soymuşlar ve yüzünüze tuz basmışlar. Öyle bir acı hissettim. O acı ile yataktan sıçradım. kanter içindeydim. Hala yüzüm yanıyordu. Kalkıp banyoya gittim. Yüzüme defalarca su çaldım ama o yangın hala sönmemişti. Alev alev yanıyordu yüzüm. Banyoda aynanın karşısında gözlerimi kapatıp Mustafa kendine gel. O sadece bir rüyaydı. Annenin anlattıklarının etkisinde kaldın sadece diyerek kendime telkinlerde bulunuyordum. Tekrar gözümü açınca bir şok daha yaşadım. O rüyamda gördüğüm şekilsiz varlık aynada bana bakıp pis pis sırıtıyordu. Bu ne lan diyerek kendimi geri attım. Banyonun ışığı bir anda söndü ve ortalık karanlığa boğuldu. Banyoda anlamsız sesler yankılanmaya başladı. Kendimi dışarı atmaya çalıştım ama kapı yerinde değildi. Az önce banyoya girdiğim kapı şimdi orada yoktu. Sol tarafımda bir esinti hissettim. Kulağıma bir ses, o bizim dedi. Ben Allah'ım bana yardım et diye bağırdım. O esnada sesler kesildi ve ışıklar yandı. Ben kapının önünde yere çömelmiş bir vaziyette duruyordum. Hemen ayağa kalkıp odama gittim. Odanın kapısını kapatıp yatağa doğru yöneldim. Yatakta birisi yatıyordu. Kim olabilirdi ki bu? Işığı açtım. O yatakta yatan her kimse kısık sesle gülüyordu. Yavaş adımlarla anne sen misin diye yatağa yaklaştım. Ama o kişi cevap vermiyor. Hala kikirdiyordu. diyordu. Yatağın üzerindeki battaniyeyi hızlı bir şekilde çektim. Evet, bu annemdi. Cenin pozisyonunda yatağıma yatmış, bana bakarak gülüyor. Ama nasıl bir gülme. Ağzı korku filmlerindeki gibi kulaklarına kadar varıyor. Gözleri çekik, uzun ve ince. Anne ne yapıyorsun orada? Neden benim yatağıma yattın diyorum. Annem ses vermiyor. Hala tiksindirici bir ses tonu ile gülüyor. Ben kafayı yiyecek gibi oluyorum ve ellerim kafama götürüp saçlarımı yolarak "Allah'ım neler oluyor bana?" diyorum. Annem bir anda yataktan fırlıyor. Benim boğazıma sarılıyor ve "Onun adını Amma Gavurun Dölü. O yok burada. Sadece biz varız ve bu daha bir başlangıç. Onunla birlikte seni de alacağız." diyor ve var gücüyle boğazımı sıkıyor. Ben nefes alamıyorum. O an orada öleceğimi düşünüyorum. Daha sonra tekrar yataktan sıçradım. Bu da ne siyah? Rüya içinde rüya görüyordum. Daha doğrusu kabus. Kendime geldiğimde banyoya bile gitmeye korkuyordum. Yatağın içinde bir süre hareketsiz durdum. Birkaç dua okudum. Yatakta oturur pozisyonda uyuyakalmışım. Sabah olmuştu. Nihayet erkenden uyandım. Dışarı çıktım. Duygu yine okula gitmek için hazırlanmıştı. Bizim kapının önünden geçerken bana baktı. Benim bir an gördüğüm rüyalar canlandı gözümde. Duygu birkaç saniye bana baktıktan sonra kafasını öne eğerek yürümeye devam etti. Ben de peşinden gittim. Okula yakın bir yerde Duygu diye seslendim. Arkasını döndü bana baktı. Yanına gidip nasıl olduğunu sordum. İyiyim dedi. Sevindim iyi olmana dedim ama nedense Duygu'nun gözlerine bakamıyordum. Duygu da bunu fark etmiş olmalı ki ama sen iyi görünmüyorsun. Sen de mi benim tuhaf birisi olduğumu düşünmeye başladın dedi. Ben de hayır yok onu nereden çıkardın? Ben sadece dün gece rahat uyuyamadım. Onun için sana öyle gelmiştir dedim. Ve Duygu'ya bakarak Duygu biliyor musun biz dedim mi? duygu kelimemi tamamlayıp ''Evet, biz akrabayız.'' dedi. Ben de gülerek ''Bu çok güzel bir şey değil mi? Hem seninle daha uzun zaman geçirebiliriz.'' Sonuçta ''Baya yakın akrabayız.'' dedim. Duygu bana bakarak ''Fazla umut bağlama.'' dedi. ''Neden ki?'' diye sordum. ''Burada fazla kalıcı değilmişiz. Annem ve üvey babamı konuşurken duydum. Öyle mi?'' deyip ben de üzülerek kafamı öne eğdim. Duygu neyse görüşürüz dedi ve arkasını dönüp yürümeye devam etti. Ben de eve gittim. Annem vardı yalnızca. Ona her şeyi anlatmaya karar vermiştim. Duygu'ya olan hislerimi yani. Annemin karşısına oturdum ve anlatmaya başladım. Anne durum böyle böyle. Ben Duygu'yu seviyorum. Onun da benden hoşlandığını düşünüyorum dedim. Annem bana tuhaf tuhaf bakarak ah oğlum ah başka kız mı bulamadın dedi. Ben de anne bu ilişkiye karşı gelmenizi istemiyorum. Ben yeni nefes almaya, yeni yaşamaya başladım. Sanki duygu ile adeta yeniden doğdum. Annem boynunu büktü ve hayırlısı oğlum bu ilişkiden babana bahsetme. Malum durumlar sana anlatmıştım zaten. Biraz zaman geçsin. Hem o süreç içerisinde duyguyla birbirinizi tanıyın bakalım. Ne olacak ne bitecek dedi. Ben de tamam anne. Bahsetmem ama olur da ileride babam bile bu ilişkiye karşı çıkacak olursa onu bile karşıma alırım bilesin dedim. Annem boynunu büktü. Ertesi gün ben yine sabah erken kalkıp kapının önüne çıktım. Duygu okula gidiyordu. Onun karşısına geçip onun hakkında hissettiğim her şeyi anlattım. Duygu söylediklerimin karşısında dona kalmıştı. Cevap vermedi. Ben bak Duygu her şeyi biliyorum. Üvey babanın köyde yaptıklarını, yaşadığınız her şeyi biliyorum. Ama bu benim içimde. Sana olan hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Şimdi hemen cevap verme. Düşün, taşın. Ondan sonra kararını ver dedim. Duygu yüzüme şaşkın şaşkın baktı bir süre daha. Sonra arkasını dönüp gitti. Ben o günü okulun bahçesinde geçirdim. Duygu teneffüslerde bahçeye bile çıkmadı.'' Tabi akşam ders bitimine kadar çıkamazdı. Çıkışta yanıma geldi ve yine kafasını öne eğdi. Kafan neden öne eğik duygu? Kaldır kafanı. Bana, yüzüme bak dedim. Kafasını kaldırdı ve bana baktı. Olmaz Mustafa, olmaz. Beni sana bırakmazlar dedi. Ben de, ben senin için herkesi karşıma alırım. Gerek senin aileni, gerekse kendi ailemi dedim. Sadece sorun, Ailem değil, üvey babamın ne diyeceği ya da annemin nasıl tepki vereceği beni ilgilendirmiyor. Fakat çok daha derin mevzular var. Anla Mustafa dedi. Anlat Duygu bana. Ne var? Kim seni bana bırakmayacak dedim. Duygu kısık bir sesle bunları duymak hoşuna gitmeyebilir dedi. Bırak da onun kararını ben vereyim Duygu. Okulun bahçesinden çıkıp gidip bir parka oturduk duygu anlatmaya başladı. Her şey geçen sene başladı. O zamana kadar normal bir hayatım vardı. O gece artık hiçbir şeyin normal olmayacağını anladım. Yaşantımın, ailemin, geleceğimin hiçbir şeyin benim için anlamı kalmamıştı. Esasında normal sıradan bir akşamdı. Ben banyo yaptım ve odama geçip yattım. Aniden bir çığlık sesiyle uyandım. Köyde bir telaş vardı ne olduğunu anlamak için pencereyi açtım, dışarı baktım. Köyün meydanına yakındı bizim ev. Meydanda siyah çarşaflı, üç kişi vardı. Üçlü çember oluşturmuşlardı. Ortalarında ise bizim aşağıki komşu Nagihan teyze vardı. Nagihan teyze falla, büyüyle uğraşırdı. O geceden yaklaşık bir ay önce köyü terk edip gitmişti. Zaten köylüyle arası pek yoktu. Köylü de onu sevmezdi. O ağırlıklar, Nargen teyzeye, ellerindeki yılan ya da ona benzeyen bir şeyle vuruyorlardı. Bir anda üçü birden bana döndü. Beni görmeleri neredeyse imkansızdı. Ama sanki gözlerimin içine bakıyorlardı. Hemen pencereyi ve perdeyi kapattım. Yatağıma uzandım. Çığlıklar kesilmemişti. Ben iyice korkmaya başladım. Daha fazla dayanamayıp. Annemin odasına gittim. Anne, dışarıda üç tane kara çarşaflı insan var. Nagihan teyzeyi dövüyorlar. Kimse duymuyor mu çığlıklarını dedim. Annem odadan çıkıp benim odama geldi. Pencereyi açıp dışarıya baktı. Ama orada kimse yoktu. Ben şaşırmıştım tabii. Ama nasıl olur dedim. Az önce oradaydılar. Anne yemin ederim gördüm. Yalan söylemiyorum. Kızım Uyanık halde rüyamı görüyorsun. Kimseler yok orada. Yat uyu hadi. Annem bunu derken gözleri hala penceredeydi. Biliyordum. Annem de bir şeyler görüyordu ama bana belli etmek istemiyordu. O gece sabaha kadar belirli belirsiz yüzler, şekiller gördüm. Anlam veremedim olanlara. Bu böyle 3-5 gece devam etti. Sadece ben görüyordum, ben duyuyordum dayanılmaz bir hal almıştı. Zor bela sabah oluyordu. Sabahleyin annem bana kızım evde su kalmamış. Pınar'a git su getir ben kahvaltıyı hazırlayacağım dedi. Tamam anne dedim ve elime iki tane bidon alıp Pınar'a gittim. Orada iki tane kadın vardı. Yanlarına girip sıranın bana gelmesini bekledim. Kadınlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Duyduğum şeyler karşısında nutkum tutulmuştu. Kadının biri diğerine ''Duydun mu? Şu bizim büyücü Nagihan kendi evinde ölü bulunmuş. Hem de elleri kolları, ayakları ters bir şekilde. Evi de berbat bir haldeymiş. Yanık is kokusu, ağır et kokusu varmış. Diğer kadın ise müstahakona layığını bulmuş. O kadar yuva yıktı. Zaten normal bir şekilde ölse şaşardım dedi. Ben bunları duyunca elimdeki su bidonlarını bırakıp eve koştum. Telaşlı bir şekilde anneme, anne duydun mu? Nagihan teyze ölmüş dedim. Bana ne öldüyse öldü kızım. Neden bu kadar telaş yaptın ki dedi. Ağlamaklı bir şekilde, anne yemin ederim ben onu geçen gece köy meydanında gördüm. Bana inanmalısın dedim. Sinirli bir şekilde, tamam yeter sus. Sen o gün bir rüya gördün. Hepsi bu. Unut artık.'' Şimdi git ve suyu doldur gel dedi. Çaresiz tekrar Pınar'a gidip suyu doldurdum ve eve döndüm. O gün okul yoktu. Ev işleriyle akşam ettik. Bir ara bizim ahırdan sesler geldiğini duydum. Ne olduğunu anlamamıştım ama bu bir hayvan sesi değildi. Karışık inleme ve sızlanma sesine benziyordu. Balkondaydım ben. Yavaşça aşağı ahırın oraya indim. Sesler daha net geliyordu. Ahırda biri, daha doğrusu bir kadın vardı. Ağlıyor, kendi kendine konuşuyordu. Annem mi diye dikkatli bir şekilde kulak kabarttım. Tam o sırada annem bana yukarıdan, balkondan seslendi. Kızım ne yapıyorsun orada? Gel de çamaşırları asmama yardımcı ol dedi. İçerideki kişinin annem olmadığından emin olmuştum. Ahırın kapısını yavaşça araladım. İçeride hayvanlardan başka kimse yoktu. Biraz daha içeri doğru girdim. İçerisi loş bir karanlığa sahipti. Ben yavaş adımlarla ahırın içinde gezmeye başladım. İleride bir karartı vardı. Onun ne olduğunu bilmiyordum. Hareket etmiyor. Sanki yüzü duvara dönük gibi duruyordu. Kızık bir sesle ''Sen kimsin? Ne arıyorsun burada?'' dedim. O kişi yavaş bir şekilde bana dönerek tuhaf bir hırlama sesi çıkardı ve aniden yanımda belirdi. Benim boğazımı sıktı. Aman Allah'ım bu annemdi. Bana iğrenç bir ses tonu ile ben sana çamaşırlar as demedim mi dedi ve ağzını normal bir insanın açamayacağı kadar açıp bağırmaya başladı. Ağzından irinler, kanlar boşalıyordu. Ben nefes bile alamıyordum. Sadece anne diyebildim. Bir anda arkamda birinin varlığını hissettim annem gibi gördüğüm kadın beni bıraktı ve yüksek sesle arkana bak dedi. Arkama döndüğümde ikinci bir şokla karşılaştım. Arkamda Nagihan teyze vardı. O kadınların anlattığı gibi eli yüzü morluk içinde. Gözleri kan çanağına dönmüş. Elleri ayakları ters. Berbat bir halde gördüm Nagihan teyzeyi. Bana kin dolu baktı ve sen günahkarsın seni de alacaklar beni aldıkları gibi. Onlar seni de alacak. Bak dedi ve benim kafamı ahırın kapısına doğru çevirdi. Orada şekli belirsiz varlıklar vardı. Bana bakıyordu. Ben daha fazla dayanamayıp çığlık atmaya başladım. Daha sonra annemin sesini duydum. Kendine gel, kendine gel diye bağırıyor. Omzumdan beni tutmuş, silkeliyordu. Ben kendime geldikten sonra annemin kollarındaydım. Bana bakıyordu annem. Ne oldu diyordu. Dilim tutulmuş gibi asla konuşamıyordum. Kekeleyip durdum. Annem beni kaldırıp içeriye, eve götürdü. Olanları, gördüklerimi anneme anlattım. Annem bana bakarak, gözyaşları içerisinde "Geçecek, bitecek bunlar." dedi. Ben de "Ne bitecek anne? Ne biliyorsun sen? Ne biliyorsun da bana anlatmıyorsun? Söyle hadi." dedim. Annem sadece yüzüme bakıp bitecek diyebildi. Daha sonra "Hadi biraz dinlen kızım." deyip içeriye doğru gitti. O sırada babam yani üvey babam geldi. Evde annem ile birlikte konuşuyorlardı. Ben yatakta yatıyordum. Annem benim odanın kapısını açıp bana baktı. Uyuyormuş numarası yaptım. Annem tekrar kapıyı kapattı. O içeri doğru giderken ben de yataktan kalkıp odanın kapısına kulağımı koyup onları dinlemeye başladım. Hikayenin ikinci bölümünün sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.